yapılan baskını hatırlatırcasına biraz hoyratlıkla suçluyorlar orada görevlileri. Aynı zamanda orada bir de üslup tartışması oldu. Belki bir ekonomiste sormak yanlış olacak ama Türkiye böylesi ekonomik dertlerle uğraşırken bu görüntüleri nasıl yorumlar Selçuk Geçer? Doğrusu onu da çok merak ediyorum. Ya şimdi şöyle, bu görüntülerle ilgili benim hani siyaseten veya hani bürokratik açıdan bir cevap vermem mümkün değil elbette. Ama ekonomiyle ilgili şunu söyleyeyim ben. Aslında biz bu görüntüleri polis açısından bakıldığı zaman destekler pozisyonda olmalıyız, olmalıydık, değil mi? Niye olmalıyız? Çünkü Türkiye'de kontrolsüz bir göç girişi olduğu ortada. Ve bu kontrolsüz göç girişini şu anda artık inisiyatif kullananlar bir şekilde, işte hangi taraftan bakarsanız bakın hatalı. Yani şu orada Somalili bir vatandaşın, doğru söylüyorsunuz, vatandaş olmuş, işte bir dükkan açmış, bu saatten sonra artık gelip onun tabelasının boyanması çok doğru bir şey değil. Ama öbür taraftan bunun gibi yüzlerce, binlerce tabela görüyoruz artık. Şimdi bunu da desteklemek mümkün değil bir taraftan bakıldığı zaman. Yani neresinden baksanız sıkıntılı. Burada esas mevzunun şey olması gerekiyor herhalde. Biz bu kadar işin ucunu nasıl kaçırdık, ipin ucunu nasıl kaçırdık sorusunu sormamız gerekmiyor mu? Yani şimdi Taksim'e gidin ya da işte Fatih'e gidin, Sultanahmet'e gidin. Bir tane Türkçe tabela görüyor musunuz? Ben de onu sorayım size. Çok zor. O zaman bu tabelaların hepsinin üzerini silmemiz gerekiyor. Eğer ki derdimiz buysa. Ve derdimiz bu olmalı aslına bakarsanız. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yabancı kelimenin, Arapça kelimenin yer aldığı bir tabelalar bütünü yoktur herhalde. Ama bunların hiçbirini beyaza boyamayacaksınız. Sadece gelip bir Somalili'nin tabelasını boyayacaksınız. Bu da hakkaniyete uygun değil. Bence bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor ve ipin ucunun nasıl kaçtığını ortaya koyuyor. İpin ucunun nasıl kaçtığı ile ilgili bir örnek daha vermek istiyorum. Buyurun. Müsaade eder misiniz Cem Bey? O da şu. Buyurun üstad. Ben herhalde 50 küsürlü yaşlardayım, öyle söyleyeyim. Yani herhalde demeyeyim de 50 küsürlü yaşlardayım ben. Ve bu zamana kadar öğrencilik yıllarımda işte taksitle bilet satışına başladılar. Ben 50 yıllık yaşamım boyunca hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani gelinen rezalet boyutu budur herhalde. Son nokta budur herhalde diye düşünüyorum. Eğer ki otobüs bileti bir ülkede taksitle satılmaya başlandıysa artık diğer hiçbir şeyi konuşmaya gerek yok. Yani burada tabela boyanmış, polisle milletvekili birbirine girmiş falan, bunları tartışmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Sayın Saraç, tabela yönünden böyle, ekonomiyle bağlantısı. Ama ben üslup yönünden de sormak istiyorum size. Çünkü üslup yönünden bambaşka bir tartışma oldu. Deva Partisi milletvekiline yönelik polisin sözleri büyük tepki çekti. Bu yönüyle siz nasıl yorumlarsınız? Sevgili Can, yalnızca üslup meselesi değil ama diğer konuda bir şey söylemek zorundayım. Ya tabii Türkiye'de göç, kontrolsüz göç, sığınmacılar meselesi ciddi bir sorun. Ama yani burada daha sağduyulu bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bakın, Türkiye bunu doğru tartışmıyor. Bu başlı başına bir konu başlığı, onu biliyorum. Ama sorunu yalnızca tabelalara indirgeyerek tartışma şansımız da yok. Yalnızca yabancılar üzerinden tartışma şansımız da yok. Dünyanın şu anda özellikle Avrupa merkezli tartışmaların odağında bu sorun var. Bizde de bu sorun var ve bence sıkıntılı ama yanlış tartışılıyor. Yani tabela meselesi de, yabancı isim meselesi de yanlış tartışılıyor. Yani kuşkusuz kurallar olması lazım, kuşkusuz belli bir düzenleme olması lazım ama yani kafamızı şöyle çevirip baktığımızda küreselleşen dünyada Türkiye'de o büyük büyük markaların isimleriyle ilgili ben bir itiraza rastlamıyorum. Yani gıda sektöründen giyim sektöründen elimizdeki telefon markalarını şöyle bir düşündüğümüzde yani onları görmüyoruz. Niye? Çünkü onlar kapitalizmin görünen yüzü. Kapitalizmin tırnak içinde kullanıyor. Sanki yani cici yüzü gibi, güzel güler yüzlü gibi gözüküyor. Yani bunu o paket içinde birlikte değerlendirmek lazım. Burada da en önemli şeylerden bir tanesi Yener Oğuzoğlu'nun altını çizdi. Polisin tavrından daha önce önemli bir şey var. Yani Türk vatandaşı, Somali kökenli Türk vatandaşı esnafa yönelik bu eylem ilk eylem değil ve arka planda bir ırkçı yaklaşım var.
Yani siz sığınmacılarla ilgili yasalarda düzenleme yapabilirsiniz. Siz göçle ilgili, göçmenlerle ilgili düzenleme yapabilirsiniz ama burada doğrudan bir ırkçılık var. Yani bir kere onu görmek lazım. Yani yalnızca işte tabelaları sildirme meselesine de değil. Yani burada çok net ırkçı bir tavır var ve bu esnaf yalnızca yeni işte geçtiğimiz hafta sonu kameralar karşısına geçmedi ya da haberlere yansımadı. İşin doğrusu uzunca bir süredir sorun yapılmaya, sorun olarak gösterilmeye çalışılıyor. Siz haberi nasıl verirseniz aslında algı da öyledir. Yani ben uzun süre biraz Avrupa deneyinden de hareket ediyorum. Yani mesela şu kavramlar bile bugün Avrupa'da tartışılıyor. Somali kökenli Türk vatandaşı, Türkiye kökenli Alman vatandaşı, Türkiye kökenli Fransız vatandaşı gibi kavramlar bile bence yeniden masaya yatırılmalı. Diğer mesele ise çok net, orada tartışılacak hiçbir şey olduğu kanaatinde değilim. Devlet hukuk devleti olmaktan hızlı hızlı uzaklaşmış durumda. Yani siz yargıyı tümüyle siyasileştirirseniz her şey de ona göre şekilleniyor. Ya şimdi polisin görevi ne? Polisin görevi aslında hepimizin can ve mal güvenliğini sağlamak. Devlet de polisi bunun için aslında görevlendirmiştir. Yani siz can ve mal güvenliğinizi kime teslim edersiniz? Polise de, emniyet güçlerine teslim edersiniz. Hukuki olarak da yargıçlara teslim edersiniz. Resme baktığımızda böyle bir gerçeğin olmadığını görüyoruz. Mustafa Yeneroğlu'nun bir milletvekili olması da sonucu değiştirmiyor. Çünkü sonuçta oradaki bir emniyet müdürünün, oradaki bir polisin milletvekiline normal vatandaşa tavrındaki o hoyratlık, o nobranlık nereden kaynaklanıyor? İşin doğrusu sistemin geldiği yerden kaynaklanıyor. Yani atanmış bir İçişleri Bakanı her konuda konuşunca, atanmış bir İçişleri Bakanı ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı başta olmak üzere neredeyse muhalif ya da farklı düşünen bütün siyasi parti genel başkanlarıyla ilgili üstenci ve yukarıdan bir konuşma tarzı tutturunca onunla birlikte çalışan emniyet müdürleri, kuşkusuz hepsini buraya dahil etmek doğru olmaz ama emniyet müdürleri ve polislerin de benzer bir tavır aldığını görüyoruz. Bu anlamıyla çok ciddi bir sorun var orta yerde ve ilginç bir biçimde Emniyet Genel Müdürlüğü, yani bu noktada bir yandan işte soruşturma açtığını söylüyor ama işin doğrusu asıl itibariyle de yani Türkiye İşçi Partili milletvekillerine de atıfta bulunarak, yani onların Boğaziçi Köprüsü üzerinde yaptığı eyleme de atıfta bulunarak esas itibariyle Yeneroğlu'na parmak sallıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir uygulama olamaz ve bu uygulama kabul edilemez bir uygulama. Bu da bize neyi gösteriyor? Sizin giriş haberinizde vardı. Celal Hoca, Celal Ülgen yorumladı gerçekten. İktidar iki türlü uygulamayı derinleştirmiş durumda. Fiili pratik polis uygulamalarında da var, hukuki uygulamalarda. Akın Gürley'i çok rahat bir biçimde Adalet Bakanlığı, Başbakan Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı yapabiliyor. Niye yapıyor? Çünkü Akın Gürlek sonuçta iktidarın istediği bütün kararları almış isimlerden bir tanesi. Yani Gezi davasından işte şeye kadar, Demirtaş davasına kadar, Canan Kaftancıoğlu davasına kadar neredeyse bütün kararlarda imzası var. Daha yeni bakın tersten baktığımızda da Kobani davasının savcısı, Kobani'de biliyorsunuz Kobani'den 7-8 yıl sonra açılmış bir dava ve Türkiye'de özellikle Selahattin Demirtaş özelinde başka bir şeye çekmeye çalışıyorlar, başka bir alana taşımaya çalışıyorlar. Onun savcısını da Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atamış durumdalar. Yani siz böyle müdahaleler yaptığınızda sonuçta polisin de bu tür hamlelerinin önünü açmış oluyorsunuz. Çünkü bu tür hamleler sonuçta iç yönetmelik çerçevesinde de yargı karşısında da cezalandırılmaktan bir biçimde korunuyor ya da cezalandırılmaktan kaçırılıyor. O nedenle de eğer Türkiye'de hukuk yeniden ayaklar üzerine dikilmezse, ki bu iktidarın yeniden bunu dikmesi mümkün değil, hele hele seçim sürecinin başladığı bir yerde belli ki hukuksuz uygulamalar daha da artacak. Bu anlamıyla da muhalefet partilerinin daha fazla yan yana gelip ortak bir tavır sergilemeleri gerekiyor. Artacağını şimdiden yeniden görmek gerekiyor. Yeniden görüp önümüzdeki dönemde bu siyasal iklimi ve bu kadar siyasallaşmış yargıyı yeniden gerçekten hukukun üstünlüğü çizgisine çekmek gerekir.
Sayın Saraç, Sayın Geçer, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hem ekonomi temelinde konuştuk hem de yanlış ele alınmaya başlandığı konusunda herkesin en fikir olduğu sığınmacı meselesine ilişkin ayrıntıları ve son tartışma yaratan, tepki çeken görüntüleri birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma. Hızlıca Türkiye'nin gerçekleri buyken başka ekranlarda neler oluyor? İstiyorsanız